Selamlar herkese. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Işık biraz kötü mü şu an? Bir dakika. Sizi şöyle alsam. Ben daha iyiyiz herhalde. Hepiniz yeni videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun zamandır böyle yani hep bir vlog girişimlerim oluyordu. Ama hepsi ya yarıda kesiliyordu ya da böyle konuşmalı çekmiyordum. Yani normal başlıyordu. Hiçbir zaman oturup konuşmadım. Ama şimdi konuşuyorum ve şu an gerçekten konuşmaya başlayana kadar artık o kadar üşeniyorum ki bir şeyler yapmaya. Hani video çekmeye bile üşeniyorum. Ama şu an konuşmaya başlayınca bir özlediğimi fark ettim. Artık hep buradayım, hiç olmayacağım sonra genel yani. Umarım daha çok görüşürüz bundan sonra. Şimdi ders çalışma vlogla karşınızdayım arkadaşlar. Bir aydır falan YouTube'a video çekmiyorum. Böyle düzgün bir şekilde ne yaptım falan bilmiyorsunuz. Biraz karışık geçiyor açıkçası günlerim. Ya zaten böyle biraz sohbet tadında yakında bir video çekmek istiyorum sizinle. O yüzden çok fazla konuşmayacağım işte nasılım, işte neler yapacağım falan filan diye. O yüzden çok bu konuya girmiyorum. Şu an normal ders çalışmam lazım zaten. Birazcık da geç kaldım. Saat de geç oldu. Zaten uzun zamandır çalışamıyorum. O ayrı konu. Dediğim gibi onu o sohbet videosunda konuşacağız. Ama şu an ders çalışmam lazım. Kimya çalışmam lazım arkadaşlar. Perşembe günü sınavım var. O yüzden kimya çalışacağım. Ama ondan önce ilk başta bir matematik denemesi atacağız araya. Uzun zamandır Ramazan sebebiyle TYT denemesi çözmüyoruz işte dershanede olsun, okulda olsun. O yüzden dedim ki bayağı denemelerden uzak kaldım. Bir TYT matematik denemesi çözelim dedim. Çözeceğim deneme de yanıt yayınlarının bu sprint denemeleri. Arkadaşlar bu denemeler şöyle ki 4 tane tadında kolay, 7 orta, 3 tane de tadında zor diye 14 tane denememiz var. Bir defa bugün bir tanesini beraber çözeceğiz. O fazla hani hakkında konuşamayacağım çünkü yeni çözeceğiz. Çözdükten sonra konuşuruz. Bu denemede en sevdiğim özellik bu arada kitabı incelerken fark ettim. Burada denemenin ilk sayfa kapakçığında konularının olması. Bu zaten analizde o kadar işe yarıyor ki yani gerçekten hangi soruyu yanlış yaptıysanız direkt anlıyorsunuz nerede yanlış yaptım diye. Hatta bu özellik en çok fen denemelerinde güzel oluyor. Zaten bu yayının bende şu an elimde matematik var ama her dersin denemeleri mevcut. Ben onun yine yorumlara linkini koyacağım. Hem yorumlara koyarım hem açıklamaya koyarım. Oradan inceleyebilirsiniz. Kodumuz da var. Zeynep5 kodunu kullanarak şu an burada yazıyor olacak. O kodda da indirimli bir şekilde alabilirsiniz. Eğer deneme arıyorsanız dediğim gibi her dersin var. Fen için o az önce söylediğim konu kısımları çok işe yarıyor bu arada. Yani şu konu olarak yazıyorlar ya sorulara. Bu o kadar mantıklı ki fen için ben çok seviyorum. Çünkü bazen gerçekten hangi soruda hangi kazanımlar var anlayamıyoruz. O yüzden bu özellik çok hoşuma gidiyor. Hatta size şöyle bir tane kopartalım. İlk denememiz kolay seviye zaten. Şöyle aldım. Bunu çözmeye başlayalım. Ondan sonra da geleceğiz zaten. Konuşuruz hem deneme hakkında konuşuruz hem neler yapacağımız hakkında. O zaman ben bunu şimdi çözmekle başlıyorum. Kontrol zamanı. Evet. Şimdi denemeyi çözdüm, geldim. Şöyle ki şu ana kadar yaptım en iyi matematik denemesi. Çünkü kolay seviyeydi o yüzden. Arkadaşlar geometriyi fullledim. Bakın. Ama zaten kolay seviyeydi. Ama bazen böyle şeylerle çözmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hep böyle zor zor olunca bazen kolay bir soru çıktığında şey oluyorsun. Ya hayır bu kadar değil yani bence. Ben bir yerde hata yaptım diyorsun ve soru yanlış çıkıyor yani. Çözemiyorsun aslında kolay bir soruyu da. O yüzden bazen böyle sorular görmek de lazım. Zaten bu ilk deneme. Yani zorlaşıyor diğer denemelerde. İlk kolay denemede ne yaptık biliyor musunuz? Bir tane boşum var. O da olasılıktan. Hala olasılık konularına çalışmadığım için yapamadım. Ama hiç denemedim bile. Belki kolaydır.
Bu arada 50 dakikada bitti denemem. Bir tane geometri sorusuna o kadar uğraştım ama o kadar saçma yerden uğraşmışım ki yani. Sonra soruyu bir sildim. Sonra tekrardan baktım ve yapabildim ve çok yani 20 saniyemi falan aldı herhalde bir daha yapmak. O yüzden baktığınızda yapamıyorsanız o soruyu geçin. Sonra tekrar döndüğünüzde yapabiliyorsunuz. Bir şeyi hep gözden kaçırmış oluyorum çünkü bende hep öyle oluyor yani. Bir tane dediğim gibi oradan boşum var. Bir de 38 net yaptım işte. İki boşum var. Aynen. Biri olasılık. Yok, bir tanesi yanlışmış. Bu soru birazcık açıkçası saçma geldi. Anlayamadım. Yani eşitsizliklerle ilgili. Bu soruyu ve bu sorunun şimdi soru çözümünü izleyeceğim. Bu denklemlerin grafiğiyle ilgili ama yani aşırı sallayarak çözmüştüm zaten çözerken de. Biraz garip bir soru yani. Öyle, onun dışında 37-75 mi oluyor? Evet. Öyle ya, böyle şeyler dediğim gibi çözmek bazen lazım. Evet, diğer full deneme çözülür. Şimdi bunların cevabına bakalım. Sonra da organik kimya ile devam ederiz. Ciddiyetle yapıyorum şaka gibi. Neyse, günaydın arkadaşlar hepinize. Ben uyanalı bir saat falan oldu. Yatakta böyle yatıyordum bakın. Beni durduran ne oldu biliyor musunuz? Bilgisayarın şarjı bitti. O yüzden şu an bir şey izlemeyi kapattım. Yalan Dünya izliyordum. 16. bölümdeyim ve gerçekten ben bu kadar güzel saran bir Türk sitcomu izlemedim. Genel bence sitcomlar arasında bile en güzeller arasında yer alabilir. Öyle bir kapasite. Bir de şey diye geziyorum. İşte ya arkadaşım ya da sevgilim. Eğer izleyenleriniz varsa anlamıştır ne dediğim ama onun dışında izlemediyseniz anlamamışsınızdır. Yani gidin izleyin demek. Bu da böyle bir çağrıydı. Okula gitmedim bugün. Niye gitmedim? Hiç gidesim yoktu. Havada zaten karanlık, yağmurlu. Perdeleri açmam lazım şu an. Perdelerde bakın. Full kapalı olduğu için oda da çok karanlık. Şu an ben de bir garibim. Yeni uyandım yani zaten. Öyle. Ben şimdi ilk başta kalkayım. Saçımı yapayım ya. Saçım çünkü. Bunu düzleştirmem lazım. Aynen. Ben saçımla yap yani saçım güzel olmadığında ben de kötü oluyorum. Gerçekten mesela ne makyaj ne kıyafet en önemlisi saç bence. Yani o saç olunca hepsi oluyor. Ben saççıyım yani bu konuda. Saççıyım. Saçtan sonra da kıyafet en önemli olan. Makyaj en son. Günaydın hepinize. Şimdi saçımızı falan yapalım. Toplayalım buraları. Sonra dersimize başlayalım bakalım. Kestireceğim ama sınavdan sonra çünkü şu an hoşuma gidiyor bu boyu. Burada suratımda dünden kalan rimel falan var. O yüzden şimdi onları çıkartıp bir ufacık bir cilt bakımımızı bir şey yapacağız. Geçebiliriz ama ışık getir. Summer love, you know I did what you did to me.
the night away, hang out the whole next day.